İbrahim Acar düdüğünü çaldı ve karşılaşmayı başlattı. İstanbul Ali Sami Yasadı'nın tribünlerinde 25 bin civarında bir seyirci, açık, güneşli ve çok sıcak bir havada futbol için müsait bir zeminde başlıyor Galatasaray-Altay karşılaşması. Seydiç sağ tarafta, savunmanın sağ tarafında şu anda görünen Raşit'e. Raşit'ten Seydiç'e araya giren Önder akım uzaklaştırıyor. Bülent, Ahmet, Sinan, Ahmet'in önüne doğru Zafer. Cüneyt, Bülent, mücadelesi Turgut'la, Zafer. Altay takımında iki Zafer var. Onlardan biri 5 numarayla oynayan Büyük Zafer, diğeri 4 numarayla Küçük Zafer. Takım kaptanı Mustafa gayet güzel bir pas attı sağ tarafa doğru. Orada Turgut eliyle topu kontrol ediyor. İbrahim Acar bu pozisyonu görüyor. Karşılaşmanın hakemi uluslararası hakemlerden İbrahim Acar, yardımcıları Serdar Çakman ve Ertan Aşar. Bülent, Cüneyt, Mustafa, Galatasaray bir serbest atış kullanacak. Raşit, Mustafa Verkaç'ın da Raşit ortaya çeviriyor. Tehlike, Seydiş'ten sekti. İkinci hamle, Seydiş topu Sinan'a kazandırma çabasında. Sinan'la birlikte Bilal'in mücadelesinde orta kafa ve kafayı vuran futbolcu son anda Seydiç ama kaleci Can başarılı. Karşılaşmanın ilk büyük gol tehlikesiydi Altay kalesinde. Maçın 2,5 dakikası geride kaldı değerli seyirciler. Pasolu bir korner atışı direkt kaleye geliyor. Kimse dokunamıyor ve oyun alanının dışında top. Topla buluşan futbolcu Şeref. Sağ tarafta boşluk var. Oraya doğru verecek. Vermediler. Ceza sahasında Erdi gol durumunda. Şutunu atıyor ve topu alarda gol. Erdi topu nefis bir vuruş dağlara gönderdiğinde maçın 3. dakikası. Bir an Galatasaray defansındaki kademe kayboldu. Erdi topu önünde buldu ve mükemmel vurdu. Dakika 3, Altay 1, Galatasaray 0 İstanbul Ali Sami Yasadı'nda. Galatasaray karşısında korner atışı şu anda kullanıldı. Kale sahasına doğru geliyor. Büyük Zafer kafayı vurdu. İndiği noktada kafayı vuran Galatasaraylı ama Turgut uzaklaştırıyor. Fatih, sağ tarafta Raşit, sol tarafta topu kazandırdı Seydiç'e. Ceza sahasına girecek, rakibinden sıyrıldı Seydiç. Seydiç girdi ve penaltı. Seydiç topu rakibinden kurtardı. Arkadaki futbolcu Ergun'dan kurtaramadı. Ve İbrahim Acar tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Maçın 11. dakikasının son saniyeleri, penaltının kullanıldığı an 12. dakika olacak değerli seyirciler. İstanbul'da Ali Sami Yasadı'nda 3. dakikada Erdin'in attığı golle 1-0 öne geçen Altay, Galatasaray karşısında şu anda galip durumda ama penaltı noktasında Seydiç var. Yugoslav futbolcu şu anda penaltı atışını kullanacak. 10 golü var Seydiç'in ve kalede Can dikkatli. Seydiç topun üzerine doğru geliyor. Atışını yaptı topağlarda ve durum 1-1. Galatasaray 1, Altay 1, gol dakika 12, Seydiç penaltıdan. Galatasaray iki futbolcunun topa sahip olma mücadelesinde şu anda top Bülent'te. Atı topu Seydiç'in önüne doğru, top çok süratli. Seydiç ceza sahasında ortaya doğru çevirdi. Gol tehlikesi ve gol! Hodzic, Seydiç'in ısrarla takibi, güzel ortası ve Hodzic'in ayak darbesi. Dakika 14 ve skor Galatasaray 2, Altay 1. Ergun,
sahayı eline doğru geçmeye, şut atma çabasında zarif hareket, mükemmel gol durumu, şut ve top direğin yanından dışarı gidiyor. İstanbul Ali Sami Yansalı'nda 40. dakikaya gidiyoruz. Galatasaray 2-1 önde Altay karşısında. Mustafa'nın yolladığı top indiği yerde Sinan kafayla topu kaldırdı. Ama arkada Turgut topu uzaklaştırdı. Ali Çoban bıraktı kaptanı Fatih'e, ondan Raşit. Mustafa. Hareket halinde olan kimse yoktu. Biraz Sediç hareketlendi, onun önüne doğru attı. Sediç Bilal çekişmesini, Bilal kazandı. Daha sonra topu Erdin'in olduğu noktaya doğru. Erdi Fatih. Mustafa, Raşit. Raşit ortasını yaptı, yükseldi Sinan kafayla aşırdı. Gol durumunda şut Hodlić'ten. Çok müsait durumda top dışarı çıkıyor. Korner son anda bir Altaylı futbolcuya çarparak. Sediç kullanacak korner atışını. Mustafa kaldırdı topu Sediç'e. Sediç rakibinden kurtardı. Sinan ceza sahasının içerisinde rakibiyle mücadelede. Topu Mustafa'ya. Mustafa orta yapacak. Yaptı ortasını. Bir kafa. Kafayı vuran futbolcu topağalarda gol. Kafayı vuran futbolcu Raşit topağalara gidiyor. Son anda Altaylı futbolcu Turgut'un elle müdahalesi de sonucu değiştirmiyor. Ve Raşit'in golüyle Galatasaray 3-1 öne geçiyor. Maçın 41. dakikası. İkinci yarıda Altay kalesinde Hayrettin'in yerine, Can'ın yerine Hayrettin oynayacak. O da genç bir kaleci. İkinci yarıda Altay kalesinde Hayrettin var. Oyunda başka bir oyuncu değişikliği yok. İlk 45 dakikanın sonrasında. Ahmet. Kaptan Fatih. Sağ tarafta Raşit. Sağ tarafta öne çıktı bir anda Bülent, ortasını yaptı, ceza sahasına geliyor, kafayı vuran futbolcu açtı, gol tehlikesi, Sinan ortaya dönüyor, topa bir müdahale, elle müdahale, hakemin kararı penaltı. Ceza sahası içerisinde topu kaybeden futbolcu Serdar'ın topa eliyle yaptığı müdahalede hakem İbrahim Acar penaltı noktasını gösterdi ve böylece karşılaşmanın İkinci yarısının ikinci dakikası içerisinde bir penaltı atışı kullanacak. Bu karşılaşmanın ikinci penaltı atışı olacak. Maçın 12. dakikasında Sediç penaltıdan attığı golle durumu 1-1 yapmıştı. Şimdi Sediç durumu 4-1 yapma şansına sahip. Top penaltı noktasında hakem İbrahim Acar, kaptan Büyük Mustafa'yı ve Zafer'in ceza sahasının dışarısına çıkmalarını, toptan 9 metre 15 santim uzakta olmalarını istedi. İşaretini verecek. Kalede kaleci Hayrettin sakin. Sediç geliyor, atışını yapıyor ve topu kurtarıyor. İkinci hamle Altay defansı. Araya giren futbolcu topu yolluyor kalenin üstünden dışarıda. Sediç o skoru 4-1 yapma şansını kullanamadı ve kaleci Hayrettin topu önlemeyi başardı. Daha sonra Altay defansı tehlikeyi uzaklaştırdı. Büyük Mustafa. Şeref ceza sahasına girerse gol tehlikesi. Büyük Mustafa gol durumunda şut ve topağalarda gol Büyük Mustafa'dan. Karşılaşmanın ikinci yarısında ve 72. dakikada Büyük Mustafa gelişen gol adeta geliyorum dedi. Gelişen bir atak sonunda skor tabelasını 3-2'ye çeviriyor. Dakika 72 gol Büyük Mustafa. Birol ortada. Sediç, Sinan, tekrar Birol'a, Sediç topu rakibinden kurtardı, gol durumunda, kaleci de geçti, topağaları yolluyor ve gol! Sediç, karşılaşmanın 76. dakikasında durumu 4-2 yapıyor. Cüneyt, Mustafa ceza sahasında, gol durumunda Mustafa, Mustafa gol durumunda şut ve gol! Dakika 83,
Gol Mustafa. Galatasaray 5, Altay 2. Altay karşılaşması 17 Ekim'de Adana'da 4-3 Adana Demirspor'un galibiyetiyle sonuçlanmıştı. O karşılaşma şu ana kadar Türkiye 1. Futbol Ligi'nde en çok gol atılan karşılaşma olmuştu. Ve bugünkü maçta da şu ana kadar 7 gol atıldı. Sağ taraftan bir orta, top direğin üstünden kornere çıkıyor ve Galatasaray 6. gole yaklaştı. Bu pozisyonda sonuç alamıyor. Sağ taraftan korner toplarına Sejdić vuruyor sürekli. Sejdić atışını yaptı. Yükseldi Hodžić. Ondan önce kale boş. Gol durumunda Birol. Şut ve kafalarda gol. Birol'dan karşılaşmanın 84. dakikası. Durum 6-2. Gol Birol. Galatasaray 6. Altay 2. Ve Türkiye 1. Futbol Ligi'nde en çok gol atılan maç. 1982-1983 sezonunda. Birol sağ tarafa doğru, Sejdić. Sejdić ortasını yaptı. Gol durumunda kafayı Sinan dışarı vuruyor. Türkiye 1. Futbol Ligi'nde Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 6-0 yendiği karşılaşmadan sonra bu karşılaşmada 6 gol atılıyor bir takım tarafından. 2 gol de rakibinden, 8 gol var ağlarda. Skor tabelasında 6-2'lik bir rakam Galatasaray Altay müsabakasında. Büyük Mustafa. Fatih topu kalecisine kazandırdı. Cüneyt ve Mustafa desteklemiyorlar Galatasaraylı gol adamlarını. Önder vuramadı. Sinan gol durumunda. Ceza sahasında Sinan şut, üstten dışarıda. Galatasaray Altay karşılaşmasında gol rekoru kırılırken Sinan da herhalde gol kaçırma rekorunu kırdı bugün İstanbul'da Ali Samiye Stadı'nda. Bizim saatimize göre karşılaşmanın son dakikası içindeyiz değerli seyirciler. Ahmet. Ve hakem İbrahim Acar 90 dakikayı bitiren düdüğünü çalıyor. Değerli seyirciler, İstanbul'da Galatasaray Altay arasında Türkiye 1. Futbol Ligi'nde 30. hafta mücadelesi. Galatasaray 6, Altay 2.